Haftanın magazin haberlerini konuştuğumuz, paylaştığımız Nesrin Emege, hepiniz hoş geldiniz. Nasıl geçiyor haftanız? Umarım keyiflidir. Umarım güzel bir haftada geçirirsiniz. Birbirinden özel, birbirinden güzel, mis gibi haberlerimizi derledik, topladık. Sizlerle buluşturmaya hazır mıyız? Hazırız. O halde başlıyoruz. Diego Costa'dan İtiraf, endişe ettim. Uzun süre Süper Lig'in dev takımlarıyla anılan Diego Costa yeni takımıyla imza attı. Kariyerinde Atletico Madrid, Chelsea gibi takımlar bulunuyor biliyorsunuz. Wolverhampton'a transfer oldu. Transfer duyurusu ise gündeme oturdu. Diego Costa'nın kurtlarla birlikte çektiği tanıtım videosunun ardından deneyimli oyuncu videoyu çekerken hayatımdan endişe ettim. Çok karizmatik bir iş olsa da kurtlarla yaptığımız çekimlerde pek rahat olduğum söylenemez ifadelerini kullandı. Neymiş? Her canlıyla haşır neşir olan her canlıyla haşır neşir olamazmış. Costa'nın köpekleri olmasına rağmen kurtlardan çekindiği fark edildi bu vesileyle. Yani ah sosyal medya ah diyoruz. Zaman zaman ailemizle anlaşamadığımız zamanlar olur, ters düştüğümüz olur, zaman zaman küseriz ama gerçekten hayat kısa, anneye babaya küsülmez. Bizlere böyle öğretildi. Bu doğru mudur? Doğru olsun, hadi doğru olsun. İki gün sonra böyle başımızda kötü bir şey geldiğinde, onları da bir şey olduğunda vicdanen kendimizi çok böyle yoğun ve çok böyle kötü hissedebiliriz, öyle değil mi? Böyle güzel bir sosyal mesaj verdikten sonra başka bir mesaja doğru gideceğiz galiba. Doncic, Doncic annesiyle davalık olmuş değerli izleyenler. NBA yıldızlarından Luka Doncic ilginç bir finansal durum içinde olduğunu açıkladı. Yıldız oyuncu annesiyle yasal anlaşmazlık yaşadığını söyledi. Yıldız basketbolcu annesi Miriam Poterbin ile yasal bir anlaşmazlık içinde olduklarını doğrulamış. Luka Doncic şöyle diyor. Markam olan Luka Doncic 7'ı yediği annem kontrol ediyordu ancak haklarını bana vermiyordu. Bu yüzden markanın iptali için Amerika Patent ve Marka Ofisi'ne dilekçe verdim ifadelerini kullandı. Ne anneler, ne problemler, ne oğullar var değil mi? Devam edelim. Newcastle United'ın yıldızlarından çocuklara sürpriz. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın oyuncusu Sen Maxim'in son günlerde oldukça gündemde olduğu bir konu var. Başarılı bir performans gösteren Fransız oyuncu bu kez farklı bir şekilde konuştu. Sen Maxim'in çocukları sevindirdiği videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sen Maxim'in çocukken bu benim hayalimdi. İstediğim tüm oyuncakları bir mağazada alabilmek ne yazık ki şansım hiç yoktu. Bu yüzden gerçekten bu fırsatı şenliğe gelen çocuklara vermek istedim ifadelerini kullandı. Hepimizin hayali değil miydi çocukken? Her ne kadar bazılarımızın imkanı olsa da bazılarımızın aile terbiyesi sebebiyle her şeyi her zaman alamıyorduk. O yüzden birçok çocuğun hayalini böylelikle gerçekleştirmiş. Birçok futbol severin hayalidir, öyle değil mi? Benim de hayalim. Ben küçük küçük başladım. Yani onun kadar olmasam da, onun kadar hiç olmasam da bir yerlerden başlamak lazım böyle işler için değerli izleyenler. Ricardo Fetti koleksiyonunu paylaşmış. Ülkemizde Ankara Gücü ve Bursa Spor formaları giyen, daha önce Roma, Leverkusen gibi takımlarda da oynayan Ricardo Fetti kariyeri boyunca biriktirdiği tüm formaları paylaşmış. Hakikaten böyle ne derler? Çenemizin yorulacağı, öyle içtenlikle iç geçirebileceğimiz paylaşımlardan bir tanesiydi. Bir süre böyle takılı kaldım karede. Sizinle de paylaşmak istedim. Hadi son paylaşım da bizden gelsin. Üç büyüklerin forma sponsoru olan Nesine'den yeni bir reklam filmi daha var. Geliyor ekranlarınıza. Parçasıyız. 100 yılı aşan rekabetin, yaşadığın o tarifsiz duyguların. Heyecanın, mutluluğun, coşkunun. Uğruna yeri göğü inletip. Tutkuyla her yerde taşıdığın formaların parçasıyız. Aynı anda gururla. Nesine.com. Ve bu paylaşımla birlikte Nesine Meg'in sonuna geldik. Herkese şimdiden güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.